Hayır, anlamıyorum ya. Hani bazı futbolcular vardır, tek kırmızı kart görmeden jübile yaparlar. Hüsnü abi de onlardan. Şifa Mehmet gibi adama yapılır mı baba ya? İftira işte. Atanın bile inanmadığı bir iftira. Bu Veysel'in artık hayatımızdan temelli çıkması lazım çocuklar. Eldeki deliller üstüne gitmemize yetmez mi? Yetmiyor. Bence elimizde ne varsa onunla çökelim tepesine. Gökçe'nin ifadesi işimize yaramaz mı? Kadın Veysel'in Sezgin'le ilişkisi olduğunu söylüyor. Aferin. Hiçbir şey anlatmamış. Sadece Sezgin'le tanıştığımızı söylemiş. Soygunda payın olduğunu falan söylememiş yani. Gökçe zaten detayları bilmiyordu. Yine de teyit edeyim dedim. Bu bilgi işlerine yaramaz değil mi? Yaramaz tabii. Bana mı inanacaklar? Tutuklu birine mi? Veysel hakkında bir mafya babasıyla tanışıklığı olduğu hakkında soruşturma açsak, rapor düzenlesek en fazla açığa alınır yani. Uyarı cezası verilir, o kadar. Soygundan komisyon aldığını kanıtlamamız lazım yani. İşte o zaman Veysel'i tamamen bitiririz. Sonra da Hüsnü abiyi geri getiririz. Şu manyağı sakinleştireyim de başımıza iş açmasın. Sezgin mi? Başka manyak mı var? Bir şey duyar, görürsen ararsın. Tamam. Laboratuvardan bombanın ön raporu çıktı müdürüm. Evet, neymiş? A4 tipi plastik patlayıcı kullanılmış. A4 mü? Bunu nasıl bulmuşlar ya? İşlemi de zordur, herkes beceremez. Yapabilecek birkaç kişi ya vardır ya yoktur. Onların da çoğu son operasyonda temizlendi. Anne, sen bu konuya yoğunlaş hemen. Bir şüpheli listesini çıkar, tamam mı? Hadi. Başüstüne müdürüm. Madem Sezgin'i bulamıyoruz, bombacısını bulalım ha? Bir şey kalmadı çocuklar. Hadi geciktim ha. Hadi çıksak iyi olacak. Hadi. Hadi. Nerede benim ters? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen ne biçim misafirsin be? Hem elin boş gelmişsin hem de sesin çok çıkıyor. Anlaşmamız böyle değildi. Ben onları içeri attıracaktım. Sonra sen ne istersen yapacaktın. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Yanlış yaptın. Onu da beceremedin ya, ayrı konu. Sen bazen kiminle muhatap olduğunu unutuyorsun. Ama önemli değil. Hatırlatırız. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu, korktun mu? Madem korkacaksın, niye gider yapıyorsun? Ne bu? Aç aç, sürprizi bozmayalım. Dün gece kayıpların olmuş kumarda. Sen nereden? Al işte, uzatma. Poker borcunu kapatırsın. Sen parayı pulu dert etme. Rıza'ya odaklan yeter. Bunlar... Sen ne ara? Cengiz çekti. Bayağı da güzel çekmiş değil mi? Şimdi ben bu fotoğrafları Rıza'ya gönderirsem... iki gün içinde polislikten uçurur... üçüncü günde kendini Kodes'te bulursun. Ne istiyorsun? Artık ipin elimde. Ayağına denk al. Uyarmadı deme. Bundan sonra ben ne dersem o. Benim yöntemlerimle intikam alacağız Rıza'lardan. Ben ne dersem onu yapacaksın. Anladın mı? Bunlar bende kalsın. Hatıra ne de olsa. Hadi şimdi defol. Benden telefon bekle. Geçmiş olsun. İsterseniz yan odada konuşalım mı? Bizi duymaz. Duysa da anlamaz. Burada konuşabiliriz. İyi. Lafı dolandırmayacağım Aynur. İtirafçı olmanı istiyoruz. Anlamadım. Anladın, anladın. Veysel'in olduğunu biliyoruz. Banka soygununda parmağı olduğunun da, Sezgin'le işbirliği yaptığını, her şeyi. Bak kızım, eninde sonunda biz bu herifi yakalayacağız. İtirafçı olursan hem başın derde girmez, hem de biraz vakit kazanmış oluruz. Sen kabul etmezsen aynı teklifi Halit'e yapacağım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Müdürümün özel işleriyle ilgilenmiyorum. Kusura bakmayın. Bu mu yani? Bu kadar.